tam dolu taşırma kabına batan bir cisim bırakılırsa kapta ağırlaşma olur mu olmaz mı sorusuna cevap arayacağız. Yine bir cismi bıraktık taşırma kabına. Bu cisim gitti dibe oturdu arkadaşlar. Dolayısıyla bu cisme biz batan cisim diyoruz. Burada batan hacim kadar hacimde sıvı ne yapacaktır? Taşacaktır. Dolayısıyla taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine daima eşit olacaktır. G taşan eşittir FK'dır diyebiliriz. Bunlar arasındaki ilişkiyi böylece göstermiş olalım. Bunun yanında cismin ağırlığı aşağı doğru G cisim. G cisim FK'dan büyük olması lazım ki bu cismi buraya bıraktığımızda gitsin ne yapsın dibe otursun. Yani G cisim FK'dan büyük olmalı mantığı buradan çıkıyor diyebiliriz. Cisim aşağıya doğru hareket ettiren net kuvvet G cismin kaldırmadan büyük olmasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla burada G cisim büyüktür. F kaldırma işareti koyalım buraya. Ve F kaldırmada G taşana eşit olduğuna göre şöyle bir sonuç çıkar. G cisim büyüktür. Aynı zamanda G taşandır diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla cisim batan bir cisim ağırlığından daha küçük ağırlıktaki sıvının yerini değiştirdiği için bu kapta ağırlaşma olur diyeceğiz. Batan cisimler ağırlıklarından daha küçük ağırlıkta sıvının yerini değiştirdikleri için kapta ağırlaşma olur diyeceğiz arkadaşlar. Burada ağırlaşma miktarı G ağırlaşma eşittir. G cisim eksi G taşan şeklinde ifade edilir. Aynı zamanda taşan sıvının ağırlığı yerine kaldırma da yazılabilir burada. G cisim eksi FK da diyebiliriz buraya. G ağırlaşma böyledir. Peki kütle olarak nasıl belirtmemiz lazım? Taşan sıvının kütlesini. M taşan M ağırlaşma pardon. M cisim eksi M taşan şeklinde ifade edilir. Bunu konuya başlarken söylemiştim zaten. Bu şekilde olur. Demek ki batan cisim taşma kabına bırakılırsa ağırlaşma meydana gelir. Ağırlaşma miktarı G cisim eksi G taşan şeklinde olacaktır. Ağırlaşmanın sebebi ise batan cisimlerin ağırlıklarından daha küçük ağırlıkta sıvının yerini değiştirmeleridir diyebiliriz arkadaşlar.